Merhaba sevgili seyirciler. Din ve psikoloji programımızın ikinci bölümüyle ekranlarınızdayız efendim. Bugün de insanoğlunun din ile olan ilişkisini psikolojik açıdan yorumlamak ve derinlemesine ele almak üzere uzman konuğumla sizlerle olacağız inşallah. Malumunuz modern olarak adlandırılan zamanlara doğduk ve içerisinde yaşıyoruz. Peki modern hayatta olmak, daha doğrusu modern hayatta dindar olmak geçmişe kıyasla nasıl değişiklikler gösteriyor? Geleneksel insanla modern insanın dini anlama biçimleri değişiyor mu? Nasıl değişiyor? Bu dönemde dindarlık denilince neyi anlıyoruz? Modern hayatın vaat ettiği değerler dindarlık biçimlerinde nasıl değişikliklere sebep olduğu ve oluyor? İşte hepsini bugün yayınımızda kıymetli hocamız Profesör Doktor Asım Yapıcı ile konuşacağız. Kendisi Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi. Hemen dönüyorum hocama. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ediyorum. Sizler de iyisiniz. Çok teşekkürler hocam. Biz de iyiyiz. Aslında hepimizin içerisinde doğup yaşadığımız zaman olan o modern zamanda zaman zaman böyle bizi zorlayan ya da düşündüren bir konu başlığımız var bugün. Çok önemli, çok kıymetli hocam. Hakikaten modern zamanlarda bizler nasıl dindar olacağız? Müslümanlığımızı nasıl yaşayacağız? Aslında sadece belki de Müslümanlar için, Müslümanlar özelinde konuşmak da değil. Çünkü sizin de çokça zikrettiğiniz bir şey aslında din psikolojisi dediğimizde bütün dinler için insan tüm dinler, tüm toplumlar. Değil mi? Evet. Tüm toplumlar, tüm dinler. Bugün aslında modern zamanlarda biz dindarlığın nasıl yaşandığını, yaşanabileceğini, dindar olmak, dindar olabilmek modern zamanlar içerisinde mümkün mü? Bugün sizinle detaylandıracağız hocam inşallah. Peki isterseniz şöyle yapalım mı? Biz merkeze hep insanı aldığımızdan ötürü birazcık insan tanımıyla başlayalım ben. Öyle harika istiyorum. Olur. Değil mi hocam? Harika olur. Peki hocam şimdi biz modern zaman diyoruz. Modern zaman dediğimizde modern zamanın bize tabiri caizse tırnak içinde dayattığı bir insan modeli de oluyor. Peki bu insan modelinin, bu insan tanımının gelenekselle kıyasladığımızda, geleneksel insanla kıyasladığımızda, oradaki tanımla ne değişti, neye dönüştü daha doğrusu? Bu tanımda ya da bugün insana yüklenen anlamda nasıl değişiklikler var? Evet, teşekkür ediyorum. Aslında iyi yerden başlıyoruz. Şiirlerimiz vardır, meşhur. İşte İsmet Özel'den de vardır, Necip Fazıl'dan da, diğerlerinden de. İnsan eşrefi mahluktur, mahlukattır derdi babam. Evet. İsmet Özel şiirinde. Eskilerin çok sık kullandığı bir kavram. Hı. Ya da işte insan bu, su misali kıvrım kıvrım akar ya. Hı. Bir yanda akan benim, öbür yanda Sakarya. Aslında insan ele avuca çok kolay sığan bir varlık değil. Yani nereden tanımlarsak öbür yerden çıkar der ki ben sizin tanımınıza sığmıyorum. Hı-hı. Böyle bir varlık insan. Tarihin her döneminde de farklı görüntüler, tipi aynı. Evet. Yani şekli aynı ama duygusal, düşünsel ve davranışsal olarak farklı görüntüler veren bir varlık. Şimdi insan kelimesinin kök anlamında malum iki husus vardır. Birisi ünsiyet, birisi nisyan. Bu neden önemli? İşte insan nisyan ile malüldür derken o unutkanlık verir ama bir de ünsiyet. Yani yakınlık, birliktelik, bağ kurmak, duygusal iletişim. Evet. İçerisinde olmak. Nikah dualarımızda ülfet ve ünsiyet filan eklenir. Evet. Ya işte o ünsiyet. Burada şöyle bir tartışma var. Acaba insandan ferde mi, bireye mi geçildi? Hı hı. Asıl akademinin tartıştığı en önemli hususların başında bu geliyor. Bazıları bu ayrımı yapmıyor. İşte insan, birey aynı şeydir filan diyorlar ama bir kısmı da diyor ki hayır öyle değil. İnsan daha geleneksel bir anlamı içerir. Birey ise daha modern bir anlamı. Hmm. Sebebi de işte biraz sonra belki detaylandıracağız. O geleneksel yapıdan bireyci, modern yapıya geçerken bireyin iç dünyasında, zihninde, duygularında, düşüncelerinde bir takım değişikliklerin olması, dünyaya bakışının aslında değişmesi. Evet. Ben de şöyle söylüyorum. Bu tartışmaların bir kısmı Batı'yı ilgilendirir. Öyle mi? Evet efendim. Bizde birey ya da fert olmak İslam kültüre hiçbir zaman reddedilmemiştir. Cemiyet içinde fert olmak asıldır. Yani ferdiyetimizi, çünkü bireyle de namaz tek başına da kılarsınız, cemaatle de kılarsınız. Cemaatle namaz kılarken
imama tabi olmazsınız. Kendiniz işte o sünnetleri vesaire. Evet. Ayrıca kılarsınız. Oruç başlı başına bireysel bir ibadettir. Evet. Tamam. Hac ibadeti daha kolektif bir ibadettir ama onun bireysel bir tarafı vardır. Şimdi Arafat'ta, Vakfe'de sadece orada kalabalık içinde olmak değildir ki. Hı. Duygularına da hitap edecek. Cemiyet içinde fert olmaktır aslında. Bizim geleneksel İslam düşüncesindeki insan. Peki buna karşılık niye fert, ferde karşı insan, insana karşı fert gibi bir yaklaşım çıktı? Bu Batı düşüncesinde kilise ile kavgaya kadar dayanır. Çünkü evet. Kilisenin o tahakkümü üzerine toplulukçu yapıdan bireyci yapıya doğru. Evet. Bireyci yapıya gittiğiniz zaman kilisenin tahakkümünü kırıyorsunuz. Ben sizin dediğinizi yapmıyorum diyebiliyorsunuz. O zaman başka bir yere doğru ki bunu tabii destekleyen kartezyen düşünce dediğimiz akılla kalbin ayrışması. Bilinçle bedenin ayrışması. Farklı. Bizde ayrışmaz. Geleneksel dünya da aslında Hristiyanlıkta da ayrışmazdı. Diğerinde de ayrışmazdı. Evet. Kartezyenle başladı. Bu sefer ne oldu? Efendim, bilinç başka bir şey söylüyor. Yani zihnimiz, duygularımız başka bir şey söylüyor. Sanki kendi içinde bölünmüş gibiyiz. İşte buna kültürel şizofreni diyenler de oldu, başka şeyler de oldu, farklı farklı. Bu gerçek şizofreni anlamda değil, yani bir mecaz anlamında. Daha sonra aşırı bir rasyonalizmin akılcılığın yükselmesi, aydınlanma felsefesiyle oldu. Ha, bunlar güzel şeyler de yaptılar bu arada. Yani aklı kullandığınız zaman da çok önemlidir bu nokta ama aklı nasıl kullanacağımız önemli. Arkasından pozitivizm denilen dini, efendim sanatı, estetiği, felsefeyi biraz da yok sayan bir dünya kuruldu. Her şeyin deneyi ve gözleme indirildi. Bu işte sanayi devrimini beraberinde getirdi. Bu şehirleşmeyi artırdı. Bu da yabancılaşmayı beraberinde getirdi. Bireyiz ve yabancılaşıyoruz gittikçe. Peki ne değişti sorunuz bu arada? Birincisi, geleneksel insanda ve modern insanda bazı hususlarda kırılmalar var. Şunu arkadaşlarımız, dinleyicilerimiz falan sorabilir veya düşünebilir. Ya hocam, sizin söyledikleriniz bir kısmı geleneksel insanda da vardır. Doğru, vardır. Ama bilimde şöyle bir kriter vardır. Yani orada %3 ise, 5 ise şimdi o rakam %50'lere doğru çıkıyor. Yani aslında biz genellemeler üzerinden konuşuyoruz. Yoksa herkes böyledir, geleneksel insanın tamamı böyledir, modern insanın tamamı böyledir anlamında anlaşılmasın. Yani genellemeler, bilimde genellikle genellemeler %51 ile yapar. 50'nin üstüne çıktı mı? 50 çıktı mı bir genelleme. Ha, 49 bunun dışında kalabilir. Bir defa mesela geleneksel insanda akıl kalp bütünlüğü çok önemlidir. Yani kalp aynı zamanda biraz vicdan da onun içerisinde olsun. Aklı da kontrol eden, onu terbiye eden, onu düzenleyen ikisi beraberdir. Ama aydınlanmayla beraber, ve arkasından pozitifle beraber önce kalp dışarı atılarak akıl. Tamam. Ama bu kalbin eşlik etmediği sadece akıl. Arkasından da o aklın organizasyonu yapılan deney, gözlem. Bunlar muteber hale geldi. Şimdi ise yeni bir insanla karşı karşıyayız. Artık akıl bile değil muteber olan. Artık deney bile değil. İçgüdülerin daha çok muteber olduğu bir dünya kuruluyor. Yani daha içgüdülerle uğraşıyoruz. Tabii dinlerin temel amacı neydi? Ahlak sistemlerinin, tüm dinlerin, içgüdülerin kontrolü. Hatta din karşıtı psikologlar bile, Freud bunlardan birisidir. Dinin üç önemli faydasını sayar. Kendisi din karşıtıdır. Evet. Dini bir illüzyon görür ama der ki dinlerin üç faydası oldu insanlığa. Bir defa dedi insanın kötü duygularının ehlileştirilmesini sağladı. Öldürmeyi öyle rastgele öldüremezsiniz dedi. Yamyamlığa karşı bir takım sorunlar ve cinsel aktivitelerde sınırlandırmalar koydu. Yani öyle rastgele olmaz o işler dedi. Bunlar diyor medeniyetleri kurdu.
Evet, bir şekilde bunların tabii, aslında yani, toplumun gelişmesine ne kadar merkezi bir yerde durduğunu. Top merkez. Evet. Dolayısıyla burada aslında şunu görüyoruz. Yani, dini yapıların ve onların desteklediği ahlaki yapıların, düşüncelerin insanın içgüdülerini, düşüncelerini ki bunların insanda olması doğaldır. Gazali'nin eserlerine bakalım. Kuvve-i Gadabiye, Kuvve-i Şeheviye filan hepsi var zaten. Yani batılı psikologlar bunu var dediği için bunlar var değil. Bizim geleneğimizde de bunlar zaten vardı, var. Konuşuluyordu, yani, bahsediliyordu. Bunlar var ama bunları bir kontrol etmemiz lazım. Mesela öfke kontrolü değil mi? Yani öfke patlamalarından sakınmak. Niye hadisi şerifte en kısa hadistir aynı zamanda literatürün? La tadab. Ey Allah'ın Resulü işte bize öyle bir şey söyle ki biz dünyada da ahirette de selamete ulaşalım. Ya da işte hayatımız güzel gitsin. La tadab. Tek bir kelime. Yeah. Tek bir kelime. Öfkelenme. Çünkü öfkelendiğimiz zaman... Kontrol gidiyor elden. Değil mi? Korteks gitti. Yeah. Yani üst beyin gitti. Evet. Orta beyin o duygu alanımız da gitti. Biz sadece tüm canlılarla ortak olduğumuz alt beynimizle davranıyoruz. Evet. Bakın, dinler işte bunları düzelecek ama şu anda... dinler bunu ne kadar düzelmiyor belki ilerleyen zamanda konuşabiliriz. Bu bir. İkincisi, geleneksel insanda sıcak sosyal ilişkiler ve aile çok merkezde bir konudur. Modernleşmeyle beraber sıcak sosyal ilişkiler biraz zayıflıyor. Aile de hala önemini kısmen koruyor gibi. Kısmen koruyor gibi ama yeni insana doğru geldikçe biraz evvel içgüdülerin ortaya çıkması dedik ya, bu doğal olarak kendi içgüdülerinin tatmini üzerine bir aile yapısı, yani o uyum, denge, ahenk, yani aile bir geçtalttır. Yani ne demek geçtalt? Burada su var. Su neden oluşur? H2O. Peki, bir yanıcı, bir yakıcı. Ama içtiğimiz şey hayat verici. Erkek ve kadın, iki farklı dünya. Ama muhteşem bir şey oluşur orada. Eğer o aileyi biz, o geçtaltı, o bütünlüğü yakalayabilirsek. Ama H2O, hidrojen ve oksijen, ben benim, o da ben benim diye oynarsa buradan su oluşmuyor. Evet. Şu anda mesela ailenin krizinin arkasında da aslında o içgüdülerin ortaya çıkması, bunun da arkasında işte aşırı bir bireyselleşme, hatta narsistleşme. Bireyleştirme belli bir yere kadar iyi bir şey. Bunu narsistleşme noktasına götürmezsek. Her insanın izzeti nefsinin olması doğal. Burada da hemen efendim hiç izzeti nefsimiz olmasın mı, hiç öz saygımız? Hayır, izzeti nefs önemli. Eskiler şimdi öz saygı diyorlar filan ama bu nedir? İzzeti nefs bizim geleneğimizde. Bu yerine göre çok güzel bir şeydir. Ama o izzeti nefs cemiyet içinde fertten çıkıp da başka bir noktaya gelince sıkıntılar başlıyor. Peki hocam biz birey olduk mu? İşte cemiyetle nasıl? Olmadık mı cemiyetle? İlişkimiz nasıl? Burada bir sorun. Cemiyette yanlışlıklar varsa onunla mücadele edilir. Geleneksel toplumda da edilir, modern toplumda da edilir, geleneksel birey de eder, modern gelişmiş bireyleri kastediyoruz. Yani her şeye uyup itaat edip şey yapmaz, köşesine çekilmez. Çünkü emri bil maruf diye bir şey var. Emri bil marufu nereye koyacağız o zaman? Yani bu geleneksel tırnak için, geleneksel insana da hitap eden bir ayet değil mi? Kur'an-ı Kerim evrensel, hem gelenek hem modern hem bu her insana hitap edecek. Emri bil marufu nereye koyacaksınız? Bu ne demek? Cemiyetinizde hatalı işler varsa, yanlışlıklar varsa aslında bununla mücadele edin demek. İşin öz itibariyle. Bir başka değişim özellikle özgürlük anlayışında oldu. Özgürlük? Özgürlük anlayışı. Nasıl bir değişiklik hocam? Şimdi geleneksel insan için köle olmamak özgürlüktür. Ben kimsenin kölesi olmak istemiyorum. Ayaklarımın üstünde durmak istiyorum. Daha geleneğin sonuna doğru. Modern insan dedi ki bana zorla bir şey yaptıramazsınız. Şimdi yeni insan diyor ki istediğimi yaparım, kimse karışamaz. Sınırları bak, tamamen çiziyor bak, o. Yani, hiçbir sınırı kabul etmiyor. Evet, böyle bir nokta var. Bakın bu sınır dediniz aklıma işte din anlayışı da geldi modern insanın. Şimdi geleneksel insanda hakikati ne temsil ediyor? Vahiy. Ve, tartışılmaz. Evet, yani bu her dinde böyledir. Evet. Yani her dinin kendine tarz vahiyleri ve kutsal metinleri vardır. Bizde işte Kur'an-ı Kerim temeldir ve Hazreti Peygamber'in açıklamaları temeldir. Bu temsil eder. Yani hakikat oradan neş'et eder. Modern insana geldiğimiz zaman
hakikatin temsili vahiden, yani Allah'tan akla doğru geçti. Sonra bilime doğru. Yani hakikati ne temsil eder? Bilim. O biraz önce bahsettiğiniz aşamalar aslında. Gibi. Önce kartezyen, sonra deney ve benzeri. Akıl, deney ve benzeri. O sürecin buraya diyor. Etkisi değil mi? Şimdi burada din şunu oldu. Şöyle bir yapıya gitti. Geleneksel dünyada din insanın aslında hayatının anlamıdır. Yani anlamı din ile bulur. Çok önemli bir o noktadır. İnsanın anlam arayışında tabii, din. Direkt din, çok din net. Din ve aile çok merkezdedir. Hı hı. Ve aile dini, din aileyi korur. Karşılıklıdır o. Yani aile aynı zamanda Allah'ın murad ettiği bir yapıyı kurmaktır. Hı hı. Sadece rastgele iki kişinin bir araya gelmesi değildir. İyi bir toplumsal yapı, hı hı. Düzenli bir hayat vesaire. Modernizasyon sürecinde akıl ve bilimin ön plana çıktığı zaman da biraz böyle o katı sekülerleşme yaklaşımına da uygun biraz dinle yoğun bir gerilim de yaşandı işin doğrusu. Dinin biraz ötekileştirilmesi söz konusu oldu. Hı hı. Ama bu başka bir şeyi doğurdu. Şunu doğurdu. Şu anda kuralsız bir din, maneviyat denilen bir şey çıktı. Bakın maneviyat çok riskli bir kavramdır tek başına. Neden hocam? Neden riskli bir kavramdır? İslam dininde din ve maneviyatı ayrıştıramazsınız. İç içedir zaten. İç içedir. Değil mi? Tabii. Evet. Yani ben namaz kılıyorum bunun bir şekli varsa, hı-hı, aynı zamanda bunun bir ruhu olmalı. Evet. Şekil ve ruh birlikte. Birlikte yani. Olur. Ayrıştırılmıyor. Ayrıştıramayız efendim. Fizik, metafizik, hı-hı, madde, mana, evet, şekil, öz. Hı-hı. Bunlar iççe bir geçtalt oluşturur demiştik ya biraz evvel. Bir bütünlük oluşturur. Hı-hı. Ama öyle bir şey oldu ki şu anda şöyle bir tanrı tasavvuru oluşmaya başladı. Allah tasavvuru. Bu batıdan da biraz gelmedir. Hiçbir kural koymayan. Hiçbir kural koymayan. Şekilde o bireyselciliğin yine etkisi hocam. Harika. Herkesin. Çok güzel. Çok nefis yakaladınız orayı. O bireyselcilik bunu gerektiriyor zaten. Değil mi? Ben ne yaparsam yapayım Tanrı beni affedecek. Ya. Amenna. Yani Allah affeder. Rahmetim, Rahmandır, Rahim'dir. Evet, tabii rahmetim azabımı kuşattı diyor. Evet. Yani bu konuda bir sorunumuz yok. Biz Besmele'yi Rahman ve Rahim sıfatlarıyla başlıyor ya da isimleriyle başlıyoruz. Artık isim mi sıfat mı tartışmasını yapmayalım ama bununla başlıyoruz. Rahman ve Rahim olanla başlıyoruz. Yani Cabbar ve Kahhar ismiyle başlamıyoruz Besmele'ye. Kesinlikle. Bak, çok güzel bir şey. Ama sınırsızlık da buradan neşet ediyor. Yani içgüdülerimizin istediğimiz gibi yaşayalım, hı hı, ama Allah da beni böyle yaratmış. Evet. O zaman? Bu içgüdü bendeyse o da beni bir şekilde biliyor, affedecek. Sonunda affetmeli de. Affetmeli böyle de. Böyle bir inanca gidiyor, evet. Bizde beynel harf ve reca da bir geçtalt oluşturur. Hı. Yani bu korku dediğimiz şey, ya şimdi şu tartışma da çok yanlıştı. Allah'ı korku üstünden, evet elbette anlatmıyorum ama bu korku herhangi bir nesneden korkmayla, yani bir aynı şey işte değil, kurttan korkmayla falan onun gibi bir şey değil. Hı hı. Bu bir hassas sorumluluk hissinden kaynaklanan, evet, ve aynı zamanda sevgisini kaybetmekten kaynaklanan bir endişe. Uzak düşme korkusu. Evet. Yani, bağın azalması korkusu. Tabii bağımın azalmasından, evet, uzak düşmekten kaynaklanan bir endişe bu aslında. Evet, endişe çok endişe güzel. Kelimesi daha güzel. Evet. O çünkü diyorum ki ya bu biz aslında benzetelim, teşbihte hata olmaz. Eşler de birbirinden biraz sakınır. Bak severler ama sakınırlar. O sakınmasının da belli oranda gereği vardır. Olmalı değil mi? Olmalı, kaybetme tabii, korkusu, tabii, o bağın yine kopma korkusu içeride hep bir olmalı. Harika mi? Yani aslında o. Yani evet. Dolayısıyla diyoruz ki biz böyle yapmayalım. Ya yapmayalım da ya bu sefer başımıza başka bir şey çıkıyor. Yani hiç bu tarafı vurgulamayalım. Bu sefer sınırsızlık çıkıyor. Hı-hı. İşte bireysel insan, tekrar bağlayalım, içgüdülerine daha çok odaklanmış, evet, insan dini tasavvuru, geleneksel o dinlerin, hı, ya da efendim dini yapıların söyledikleri gibi değil de, hı hı, daha kişiye has bir şey, daha pür maneviyatçılık, salt maneviyatçılık gibi. Onun için batıda şey artıyor mesela, maneviyatçı, yani spiritüel aslında, evet, evet, akımlarda, evet, aldı başını. Çok gidiyor yani hocam. Ama öyle bir boşluğumuz artık var. Artık doğuya da yani girdi. Batıda arttı, doğuya da artık ciddi manada ve çok duyuyoruz. Kesinlikle. Farklı farklı akımlardan, yani gün olmuyor ki, gün geçmiyor ki yeni bir akım duymayalım bu manada.
hem şaşırtıcı. Şifacı akımlar adı altında filan da. Kesinlikle hocam. Çıkıyor. Evet, bunlar da artmaya başladı. Neden? Çünkü şundan. İnsanın biyopsikososyal bir varlık olması dar bir tanımdı, psikolojinin tanımı. Yani biyolojik yapımız var, psiko yapımız var ve sosyal bir yapımız var. Ama insan aynı zamanda metafizikle bağlantılı bir varlık. Evet. Aşkınlık arayan bir varlık. Yani orada her şeyin doyuramadığı bir boşluğun olduğu. İşte onun için orayı din inançlarla doldurursunuz, efendim farklı şeylerle ama oralar zayıflayınca bu sefer maneviyatçı akımlar dediğimiz ya da şifacı akımlar dediğimiz akımlar ön plana çıkmaya başladı. O boşluğu doldurması lazım. O gediğin tamamlanması lazım. Çünkü duvardan bir taşı çektik ve duvar sallanıyor. Evet. O gediği oraya taşı koymamız gerekiyor. Evet. Peki Asım Hocam, şimdi geleneksel insanla modern insandan bahsettik birçok noktada aslında bize yorumlarda bulundunuz. Peki yine geleneksel insanla modern insanın, o yeni tanımlanan insanın dini ve dindarlığı anlaması noktasında aslında birkaç biraz örnekte giriş yaptık. Evet, giriş yaptık ama tüm bu bahsettiğimiz şeyler bizim bugün dini ya da dindarlığı anlayışımızla gelenekte mesela çok merkezidir dediniz, aile ve dinden bahsettiniz. Kesinlikle. Bugüne geldiğimizde o zaman bizim dindarlıktan ya da dinden anladığımız şey neye dönüştü? Yani o din ve ailenin yerini bugün ne alıyor? Neler aldı? Teşekkür ediyorum. Yine hatırlatarak yani izleyicilerimizin yanlış anlamaması için bu söylediklerimiz herkes için geçerli değil. Biz artan trendleri, eğilimleri falan konuşuyoruz. Hatta İslam dünyası belki doğrudan ilk planda çok da muhatap olacak. Çünkü hala ailemiz belli oranda bizim güçlü. Evet, kesinlikle. Yani, hala inançlarımız, yaptığımız çalışmalar var, ciddi olarak güçlü. Ben mesela son zamanlarda yaptığım bir çalışmada geleneksel din inanca sarılanların hala çok ciddi bir oranı olduğunu. Ama geleneğin ne olduğunu sorduğumuz zaman sorular, verilen cevaplar değişecektir. Oraya bir teselli şeyi var. Bir de şunu yine hatırlatalım. Yapılan çalışmaları efendim işte internette görüyorlar ya da makale olarak okuyorlar. Buradan bazen olumsuz sonuçlar da çıkabiliyor. İnsanlarımız buradan eyvah 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 filan çıkartmasınlar. Çünkü sosyal bilimler şu anı inceler. Üç gün sonra ne olacağını bilemeyiz. Bir öngörüde bulunabiliriz. Ama insan çok karmaşık bir varlık. Yani fen bilimlerindeki gibi deniz seviyesine götür 100 derecede kaynar diye bir şeyimiz yok bizim. Yani çok tedbirli olmalar lazım. Yani bir insan dinden çıksa bile yarın bir gün geri dine dönebilir. Yani son noktası çıkmadı. O an için çıkmıştır. Vardır nihayetinde. Mesela işte Hristiyan ölüyor, geri Müslüman olan insanlar biliyoruz. Ya da efendim dine dönüyor, geri dinden uzaklaşanları, yani yaptığımız çalışmalar var biliyoruz. Bir ara işte namaza, ibadetlere, oruca falan yöneliyor, tasavvufa giriyor. Ondan sonra bir bakıyorsunuz, ondan vazgeçiyor. Ya da tam tersi oluyor, sonra geri dönüyor falan. Yani insan için hiçbir hal son durak değildir. Önce bir onun altını. Hayat değişir, biz de değişebiliriz. Yeni şartlar olur, yeni bağlamlar olur. Ararız, araştırırız. Sonra deriz filan bu tarafa. Yakınlarda deizmden radikal, fundamentalist ya da kökten dinci bir gruba bağlanan bir gençle tanıştık, konuştuk filan. Bakın, deizmden o tarafa bağlanıyor. 17 yaşında, 16 yaşında birisi. İnternet üzerinden. Yani dedim nasıl deist oldun? İşte böyle. Nasıl böyle oldun? Bu tarafı dinleyince bu beni ikna etti diyor. Çünkü insan kendisini doyuracak bilgiye, malumata ihtiyaç duyuyor. Yani bunu ısrarla vurguluyorum çünkü herhangi bir 100 kişide yapılmış şeyi ya da işte 20 kişide yapılan bir mülakattan hareketle acayip koca koca sonuçlar çıkaramazsın. Bilim böyle basit, ucuz bir şey değildir. Onun bir sınırlılığı vardır. Senin örnekleminle, katılımcılarla, yapıldığı çevreyle, yaş grubuyla falan filan filan. Yani bilim dersi vermek için söylemiyorum ama değerlendirmeleri bu bağlamda yapmak için söylüyorum. Şimdi, geleneksel dünyadan modern dünyaya geçerken
din ile sekülerleşmenin kavgası diyeyim ya da mücadelesi adına ne dersek diyelim. Mücadelesi ikili bir insan şekli oluşturuldu. Yani efendim bir sekülerleşme üzerinden modernleşmeye katı yorumunu söylüyorum. İyice adapte olmuş olanlar. Bir de buna direnenler. Ve bu ikisi arasında yoğun bir fikri mücadele, davranış mücadele, kimliği koruma mücadelesi cereyan etti. Anlaşılan o ki katı sekülerleşme dediğimiz husus dünyayı bilinci metafizikten arındıramadı. Gücü yetmedi katı sekülerleşmenin. Bu sefer ya din tabii ki olsun. Evet. Ama vicdanlarda olsun. Evet. Yani benim günlük hayatıma, ilişkilerime, efendim çalışmama o kadar da ya müdahale etmesin. Olmasın. Yani etkisini üzerimde hissetmeyeyim ama kalbim dindar olsun, içimde olsun, ibadetimi de yapabilirim noktasına. Sonra bir başka yere daha evrildi. Buna biz postmodern sekülerleşme diyoruz. Modern sekülerleşmeden farklı. Ben hem dini hayatın içinde olurum, hem de çağın imkanlarından, tam da şu anki konumuz, en güzel bireyselleşmenin imkanlarından faydalanırım ve bu çağın insanı olurum. Yani ikisini beraber nasıl? Evet. Şimdi burada şöyle bir tartışma ortaya çıktı. Bunu sosyologlar da söyledi, kısmen psikologlarda da vardı. Şimdi Carl Gustav Jung modern insanı tanımlarken bir ruh arayan modern insan dedi. Yani sanki ruhunu kaybetmiş de. Yani işte o... İşte o metafizik parılması değil mi hocam? Harika. Tam orası. Bir ruh arayan dedi ama sonra öyle bir şey oldu ki... insan işte ruhu vardı, yoktu, efendim metafiziği vardı, yoktu derken... birden dindarlıkta artış denilen bir kavram çıktı ortaya. Evet. İyi de dindarlığımız artıyor muydu acaba? Evet, görüntüsel olarak sakal bırakanlar... artıyordu. Veya efendim işte başörtüsü artıyordu, mescit sayılarımız artıyordu. Giden dinle gelen din tartışması yapıldı. Yani modernizasyon sürecinin başında ortadan kaldırılmaya çalışılan ya da efendim işte yıpranan din bu şartlara geleneksel dünyayı temsil ettiği için modern dünyaya tırnak içi adapte olamayan din diyelim ki çekilmeye başlamıştı. Ama gelen dinle giden din aynı mıydı diye bir tartışma yapıldı. İşte burada dediler ki gelen dönüştü din, mü hocam? Gelen dinde ahlaki temeller biraz zayıf geldi. Oo. Yani inançta sorun yoktu. Hatta ibadette de yoktu. Ama o biraz evvel o egoizm, narsizm, bencillik filan biraz ahlaki temeller. Yani o içgüdülerin kontrol altına alınmasında asıl hem arz eden nokta. Nokta. O da yeni modern insana getirilen dinle ya da tekrar kabul edile gelen dinde biraz ahlaki temeller zayıf gelmiyor. Bu şu demek değil. Dinin ahlaki temelleri yok anlamında değil. Dinle dindarlık birbirinden farklı olgular. Din tabii ki ahlaki temelleri teşvik ediyor. Dinin yarısı ahlaktır, onu söyleyeyim. Evet. %50'si ahlaktır yani. Ama biz modern zamanda ya da modern insan olarak dindarlıktan ne anladık? Bu değişti biraz. Bu dindarlıkta şöyle bir şey ortaya çıktı. Yapılan çalışmalarımız da var. Buyurun. Mesela dünya değerler çalışması falan Türk toplumu dünyanın en dindar toplumlarından. Evet. Elde veriler var. 18'den işte artı 65'e kadar diyeyim yani yaşlılık dönemine kadar artan bir trendle yükseliyor. Evet. Din yükseliyor. Hatta yani dinsiz için önemli midir sorusuna verilen cevap. Evet, dünyanın en dindar toplumları ya da en inançlı toplumlarından diyelim. Ama dini insanlar çok ilginç bir şekilde bu dünyayla ilgili değil, ahiretle ilgili olduğunu düşünüyor. Yani din dünyamızı düzenleyecek bir güç değil ama ben namazımı da kılayım, orucumu da tutayım, duamı da yapayım. Evet. Ama bunlar beni ahirette sorumluluktan kurtarsın tarzı. Aslında biraz
dünya ve ahiret ayrışması, bu da ayrışmadı aslında. Yani fizik metafizik ayrışmadığı gibi. Bu ayrışmadan da kaynaklanan bir durum. Şöyle mi hocam? Yani ben namazımı kılarım, ibadetlerimi de yapacağım. Elimden geldiğince, imkan bulduğumca yapıyorum, yapabilirim. Ama bir şekilde benim örneğin ticaret hayatımdaki ahlakım din ile belirlenmekten uzaklaştı. Gibi. Dini değerlerle belirlenmekten gibi. Evet, ya da sosyal ilişkilerimde dikkat edeceğim tabii. Şeyler. Ya da ailemde keza. Çünkü güzel bir nokta, yani din buraları belirlemezse, ya din dediğimiz şey mutlaka dinin böyle vahiyle veya işte sünnetle kayıt altına alınması da şart değil. Evet. Toplum zaten onu dinden mülhem bir şekilde kendisi bir takım kurallar da oluşturuyor. Doğal bir süreç. Aslında. Doğal bir süreç. Daha sonra bunlar eleştiriye tabi tutuluyor. İşte bu eleştiri ister istemez başka yere götürüyor. Mesela Bauman'ın bir sosyologtur. Diyor ki modern insan özgür değildir. Postmodern insan da değildir özgür. Allah Allah diyorsunuz. Hani biz özgürdük falan biraz evvel de söyledik ya. Yok diyor. Hayvanına, kedisine diyor alacağı, vereceği mamanın miktarına kadar, kendinin günde atacağı adıma kadar, yakacağı kaloriye kadar. Ya, gerçekten öyle. Hepsi aslında. Hepsi diyor belirlenmiş aslında. Ve dayatılan ve bir şekilde doğru olduğuna ya da yapmamız gerektiğine inandırılan. İnandırılan bir şey. Evet, evet. Peki nerede özgür diyor? İki konuda özgür. Bir din eleştirisi, iki cinsellik serbestçisi diyor. Zaten din eleştirmeden cinsel serbest olamaz diyor. Bak bunu söyleyen bir Amerikalı sosyolog. Evet. Çünkü tam bir durum analizi yapıyor. Tam bir durum analizi yapmış. Evet. Yani, orayı eleştirdiğiniz zaman dini ne kadar çok, bakın din yorumlarında eleştirilerimiz olabilir. Bakın yani deriz ki o yorum değil de şu yorum, bunlar başka bir şey ama sabitelerimiz elimizin altından kaymaya başlıyor. Sabiteler kaydığı zaman bu sefer kaotik bir din anlayışı oluşmaya başlıyor. Gençlerle ben çok çalışma yaparım. Ben diyor neye inanacağım hocam diyor. Sosyal medyada diyor şunları görüyorum. Evet. Televizyon tartışmasında bunları görüyorum. Bakın çünkü modern dönem dini de alıp satılan bir bilgi haline getirmeye başladı. Sosyal medya işte bu dijital din falan dediğimiz şeyler var ya. Herkes yani ayet paylaşıyorum diyorlar, arıyorum ayet değil. Yani yazıyorum acaba diyorum hani iyi kötü ilahiyat tahsilimiz var. Biraz da işte Kur'an kursuna falan gitmişliğimiz var. Diyorum ki böyle bir ayet var mı? Bakıyorum bulamıyorum. Ya da işte bir hadis paylaşıyoruz diyorlar. Yani araştırıyorum ya da hadis hocalarımızla konuşuyoruz. Yok bakın. Herkes bir şeyler çalışıyor ve kendine bir orada takipçi kitlesi oluşturan. Bu da çok büyük zarar veriyor. Ya da efendim bazı televizyon programlarında adları çok önemli değil. Ya ulemanın bile tartışmaktan imtina ettiği konular. Ulu orta. Yani akademik metinlerde tartışılan bir ortam. Ya da toplumda hiç de muteber olmayan bazı konular. Yani toplumun gündeminde olmayan konuların tartışılması var. Ya bugün babam, efendim ya da büyüklerim şu bu. Onları dinliyor. Oğlum ya diyor böyle bir şey mi var diyor bana. Eve gittiğim zaman. Yani, şimdi diyorsunuz ki yani peki bu insana ben bunu nasıl anlatacağım? İşte bu aslında o açık pazara şeyler de dahil oldu. Dini bilgiler de, dini yorumlar da dahil oldu. Dini yorumlar üzerinden eleştirilerimiz olabilir. Ama sabiteleri kaybetmemek lazım. Şunu da kaybetmemek lazım. Gelenek küllerle uğraşmak demek değildir. Gelenek köze ulaşmaktır. Her közün etrafında kül vardır, doğaldır. Biraz üflemek lazım. Eskiden ateş almak diye bir kavram vardı. Çok güzel bir kavramdı. İşte ateş almaya mı geldin oradan çıkar. Çünkü kibrit filan az insanlarda. Komşunun evine gider mangaldan bir tane alınır. Onun sonra kendiniz ateşinizi yakarken üflersiniz ve koyarsınız. Üflemezseniz o onu yakmaz. Yani biz gelenek dediğimiz şey aslında asıl o sabitelerimiz bizi ayakta tutabilecek şeyler. Buraları yakalamamız lazım. Bazılar da bazı din anlayışlarında var. O köz ile de ilişkisi yok. Tamamen küllerle uğraşıyoruz. Küllerle uğraştığımız zaman da Müslüman imajına
bir şey geliyor. Zarar. Halel geliyor. Yani ağzımız yüzümüz şey oluyor. Yani külle bezeniyor. Bu da mesela yapılan çalışmalarda var ki ben de bu konuyu epey çalıştım. Diyeceksin ki hocam Müslüman imajından başkaları Müslüman eleştirmesi yapar. Yapıyor. Psikolojik bir şeydir. Yani anne babanın dindarlık biçimi ebeveyn tutumlarıyla birleşir. Mutlaka öyle olur demiyorum. Ama anne babaya öfke, anne babanın inandığı değerlere ve inanç öfkeyi beraberinde getirebilir. Ebilir. Bakın mutlaka getirdi. Tam tersi. Radikal bir dini gruba da gönderebilir. Yani inkara redde götürebileceği gibi. Yani anne babada bulamadığı sevgiyi, şefkati, korumayı neyse varıp bir siyasi grup diyeyim. Ya da bir dini, radikal ama bunlar. Uç grup. Oralardaki uç grupların liderleriyle plan gidermeye çalışabilir. Tam tersi normal mevcut içerisinde durabilir. Çok farklı şeyler çıkabilir. Aynı şekilde bir bakarız sosyal çevredeki dini görüntüler de insanların din eleştirilerine. Bugün en çok din eleştirisi işte bu yeni insan, modern insan, postmodern insanda yoğun bir din eleştirisi vardır. Evet. Bu din eleştirisinin arkasında görüntüsellik çok fazladır. Yani şekilcilik, şekilcilik. Özellik. Ben bir çalışma yapmıştım. Çok ilginç. Yani teodise dediğimiz işte efendim kötülük problemi diye hani şey yapılır ya. Evet. Yani çok gerilerde. Efendim şeriat bu çağa uyar mı uyumaz mı? Çok gerilerde. Yani ilk 8 maddeye girmiyor bunlar. Neler var hocam? Üstler. Müslümanların pecmürde görüntüleri. İslam dünyasının pecmürde görüntüleri. Efendim mesela çağa uyum sağlayamıyor. Dini efendim yapıların, grupların sözleri. Evet. Şunları, bunları, görüntüleri hep temsil. Yani dini eleştiriden önce, yani öz eleştiriden önce temsil eleştirisi geliyor. Ve psikoloji şunu söylüyor. Temsil konusu sizde şüphe uyandırabilir. Din değiştirmelerde, ben bu konuyu çalıştım. Müslümanlıktan Hristiyanlığa giden. Tamam, hep Müslümanlığa geliyorlar da. Evet. Böyleler de var, hep temsil. Hiç teolojik nedenlerle din değiştiren rastlayamadım ben. Genelde hep temsil olarak. Temsil arkadan bir inşa yapıyor. Yani gittiği inancı kuruyor. Ha bu şöyle iyi, bu böyle iyi, bunun şurası var. Ama ilk anda hep temsil. Yani temsil problemleri şeyin önünde. O zaman Müslümanlara bizim bir modernlik döneminde ya da işte postmodernlik döneminde Müslümanlara buradan şunu söylemem, salık vermemiz gerekiyor. Hepimiz, başta kendim olmak üzere. Evet. Biz... Mesela herhangi bir insan dış dünyada asım yapıcı görerek Müslüman olur mu? Ya da İslam'a sınır mı? Ben o kanaatte değilim. Başta kendimi koyuyorum. Isınmaz. Neyim ısınsın ki benim? Yani, evet. Yani. Dolayısıyla ilk önce biz bu dini nasıl temsil ediyoruz? Bu çok önemli bir nokta. Yani biz burayı toparlayabilirsek ki bu ahlaki ve dış dünyaya yansıyan kısım. Hocam ilerleyen sorularım da vardı. Dindarlığı biz bu yaşadığımız modern dünyanın devam ede gelecek zamanlarında, biraz daha ilerleyen zamanlarda güvenli liman olarak görebileceğiz mi? Dindarlık neye evrilecek sizce ilerleyen yıllarda? Nasıl anlaşılacak ve neye evrilmesini öngörüyorsunuz? Burada ikili bir şey söyleyeyim. Birincisi bir plan var. Yani... hani dünyada bilgi, iktidarları falan filan cümleler kullanılır ya, evet. Geçer işte onlar dünyayı dizayn ediyorlar falan gibi. Bir plan var. Plan aslında dinlerin adının çok önemi yok. X, Y, Z dininde olabilir. Bunlar o dinin kontrolü ötesinde spiritüel bir insan olabilirler. Bu plan feci destekleniyor. Acayip bunlar finanse ediliyor belli vakıflar tarafından. Adlarını burada söylemiyorum. Belli vakıflar tarafından finanse dünyada özellikle Amerika merkezli finanse ediliyor. Böyle bir plan var. Onu bir defa söyleyeyim. Çünkü şöyle bir şey yok. Efendime söyleyeyim. Her şey doğaldır. Ben hiçbir şeyin öyle çok kolay doğal olduğunu düşünmüyorum. Onu yönlendirmeler de vardır. Mutlaka. Ve güçlü olan bu yönlendirmeler. Güçlü derken ilimde güçlü olanlar. Ve o ilmi dünyaya yayabilenler. Hocam çok muhteşem ilim adamı olursunuz ama
Kapıkule'den öteye adınız ya da yazdıklarınız geçmez. Kusura bakmayın. Hı hı. Sadece siz yerelsiniz. Evet. Çok iyi şair olabilirsiniz, Kapıkule'den öteye geçmiyor. Yerelsiniz. Bakın. Çok iyi felsefeci olabilirsiniz, Kapıkule'den öteye ya da bir başka yerden. Fark etmez yani. Hı hı. Bu çok önemli bir şeydir. Evet. Burada aslında aydınlarımızın da bir şeyi var, problemi var. Onlara, aydınlara da bir düşen görevler var. Görevlerimiz var. Bunu tarihçilerimiz çok söyler. Der ki, çöken Osmanlı Devleti'nin münevverleri İstanbul'da konuştuğu zaman Lizbon'dan, Paris'ten, Londra'dan, Bonn'dan, Berlin'den ses gelirdi. Hiçbirimizin sesi gelmiyor da konuştuğumuz zaman. Çok nadir. Ya yani kötü niyetli konuşmalar daha çok ses veriyor orada. Yani ülke aleyhine konuşanların sesi geliyor oradan. Maalesef. Onu saymıyoruz. Yani o bizim şeyimiz değil. İlim dünyası ya da entelektüellerin adam akıllı şeyler var. Birincisi bir defa bilgi üretmek yetmez, bilgiyi dolaşma sokmamız gerekiyor dünyada. Ya bunu nasıl sokacağız? Arapça eserlerle, İngilizce eserlerle, gerektiği zaman Rusça. Ya bazı yayınlarımızı o taraflara ya da kitaplarımızı o dillere çevirerek, makalelerimizi çevirerek bir şeyler yaparak. Şimdi işin bir kurgu kısmı var. Kurgu kısmını söylüyorum. Ama bir de o kurgu kısmının dışında bir doğal kısmı var. Yani tarihsel serüveni konuştuk ya. Evet. Bu tarihsel serüven içerisinde bireysel bir insana, hatta oradan da narsist bir insana doğru bir gelişim olduğunu söyledik. Peki burada nereye gidecek? Şu anda sanki maneviyatçılık üzerinden, spiritüellik üzerinden bir dünyaya doğru gidiyormuşuz gibi görünüyor. Ancak şöyle bir söz vardır. Din psikologları da söyler, din sosyologlar da söyler bunu. Bu konuyu çalışanlar. Her akım kendi karşıtını besler. Yani o pür maneviyatçılığa karşı radikal gruplaşmalar da artar. Çünkü yani spiritüellik, yani dini kayıtsızlık üzerinden ya da işte bu deizm de demiyoruz. Farklı bir şey bu. Yani bazen öyle diyor, değil. Hayır efendim, bu deizm de değil. Çünkü dua da edebiliyor. İşte Tanrı'dan olumlu şeyler de sürekli talep ediyor Allah'tan. Yani böyle batı, doğu. Bir yaratıcıyla ilişki de bir ilişki var, bir manada. Kuruyor. Onun için tam bir deizm falan değil o. Ama işte ona karşı mutlaka radikal gruplar ortaya çıkıyor. Bakın her ikisi de aslında sırat-ı müstakimin dışına çıkıyor. Niye? Çünkü sırat-ı müstakim aslında dengedir. Vasatlıktır. İstikamet kelimesinin anlamı da burada ortaya çıkar. İstikamet kelimesi kıymet kelimesiyle alakalıdır. Sondaki kâme. Onunla alakalıdır. Yani ahlaki değerlerle bezeli bir yoldur burası. Bu yol ve dost doğru bir yoldur ve dinin de dolayısıyla vahyin de dışlanmadığı bir yoldur. Evet. Bu gerilim içerisinde elbette geleneksel dini gruplar da varlıklarını koruyacak. Bunlar böyle gidecek ama o gerilimi bir müddet yaşayacağız, onu söyleyeyim. Özellikle maneviyatçılar ya da deizme karşı, daha sonra işte ateizme karşı katılaşmaların olması, gelenekselciliğe karşı işte modernist yorumların olması, bunlar olacak. Bunların aslında az sayıda olması faydalıdır da. Ama mesele bunların çan eğrisi gibi çoğalması. Yani diğer yorumların, sahih ve sağlam dediğimiz yorumların azalması. Evet. Sorun. Bu gerilimi yaşayacağız. Ama bundan çıkarız. Bak, ben öyle iyimserim, ben kötümser falan değilim. Bazen diyorlar ki hocam işte bunlardan çıkılır mı? Moğol istilasını gördük mü? Gördük. Gördük. Yaşadığımız dünya bundan daha mı kötüydü? Ya da bu dünya ondan daha mı iyiydi? Haçlı seferlerini gördük mü? Gördük. Yani biz Moğol istilalarının da Haçlı seferlerinin üstesinden kalktık mı? Kalktık elhamdülillah. Ya biz kurtuluş harbi vermişiz. Kurtuluş harbi verdik ve oradan ayağa kalktık. Dolayısıyla kalkarız. Yani burada biraz insanımıza dokunmamız gerekiyor bu konuda. Yani eğitim politikalarımızın
bu noktada STK'ların bu noktada gayretli olması gerekiyor. İman, ibadet ve ahlakı ayırmayan bir öğretime ihtiyacımız var bizim. İman, ibadet ve ahlakı. Evet. Üçü birbirinden zaten ayrılmaz diye düşünürüz. Evet. Ama günümüz dünyasında biraz ayrıştığı oluyor diyorsunuz hocam anladığım kadarıyla. En baştan beri söylediğimiz. Tekrar toplamamız gerekiyor. Evet. Bunları... Sona geldiğimizde yeniden aslında başta söylediğimizi diyorsunuz. Yine aynı noktaya doğru varalım. Dolayısıyla modernliği de baştan aşağıda kötü falan kabul etmeyelim. Onu da söyleyelim. Çünkü şu modern bir imkan. Kesinlikle. Yani bu modern bir imkan. Efendim biz buraya vasıtayla geldik, modern bir imkan. Aslında modernlik çağda olmak demek. Mutlaka modernite denilen o akımı, modernizm denilen o akımla şey değil. Yani o akımın içerisinde olmak da var. Belki bizim ıskaladığımız bir şeyler var bu noktada. Çağı yakalamakla ilgili. Evet, hem onunla ilgili hem de içeriden modernleşmeyi tam yapamadık gibi. Yani daha kendi sabitelerimiz üzerinden bir modernleşmeyi ama bunu da yaparız. Yani hatta tam modernleşmeyi yaşayamadan postmoderniteye tutulmak gibi. Evet. Yani böyle bir açmazımız da var. Daha onu bile yaşamadık. Ben kendi hayatımda geleneksel dünyayı tanıdım. Ben köyde büyüdüm. Kanıları bilirim. Bakın efendim modernizasyon süreci gördüm. Aha postmoderniteyi gördük. Yani her üçünde hissedebiliyorum. Evet. Her üçünün de aslında beni geliştiren bir tarafları vardı. Her üçünün de ketleyen bir tarafları da vardı. Avantajlarını ve dezavantajlarını da görüyorum bu anlamda. Topyekün bir aslında kendimizi yeniden bir programlama gibi bir şeylere ihtiyacımız var. Yani ahlaki temelleri sağlam bir din eğitimine ihtiyacımız var. Müslüman şahsiyetiyle alakalı küllerle değil. Öz üzerinden, bakın ısrarla söylüyorum, küllerle gidersek olur olmaz şeyi Müslüman şahsiyetinin bir parçası yaparız. Ondan sonra da ideal Müslüman olarak koyduğumuz kişi bir başkaları için dini şüphelerin sebebi olabilir. Kaynağı haline gelebilir. Efendim, o şahsiyeti de oluşturursak ve bunun en temel noktası da şu. Buyurun. Arkadaşlar ahlak başkasına omuz vermekle başlar. En başta. Ötekiyle kurduğumuz ilişki yani. Bakın. Yani ötekiyle omuz vermekle, ötekiyle kurduğumuz ilişkiyle başlar. Yani eğer biz omuz veremiyorsak, çok önemli bir sözdür omuz vermek. Anadolu'da kullanır. Hatta ben İnşirah Suresinin tefsirini bir, şu anda unuttum ismini, bir Osmanlı meallerinden birinde okudum da işte biz senin sırtındaki yükü almadık mı? Evet. Biz sana omuz vermedik mi? Çevirmiş. O kadar hoşuma gitti ki. Ya benim anam anlar onu. Biz sana onu omuz vermedik mi? Çünkü Anadolu'da gel bir omuz at. Evet. Filan derler. Yani evet birbirimizle ilişkimiz üzerinden. Şu anda evlilik hayatını mesela sıkıntıya götüren şey yine o tema üzerinden gelelim. Hani bencillik, narsizm filan dedik ya. Kayıtsız bağlanmalar. Kayıtsız. Yani ben iyiyim, sen değilsin. Bu ilişkide her şeye layık olan benim, sen değilsin. Hak eden o zaman benim. Tak. Heh. Evet, hak eden benim. Dolayısıyla bir defa bu o ahlaki anlamda sıkıntı. Niye omuz vermiyor? Kendini merkeze almış. Kendimizi bir şu merkezden bir çıkartmamız gerekiyor. Evet, insan eşref-i mahluktur. Burada bir sorunumuz yok. Ama o aynı zamanda ahsen-i takvim değerlerle donanma ihtimal olduğu gibi onu yaşaması diye söylüyorsa hafifliğine gider. Yani daha aşağılara da gidebilen böyle bir varlıktır. Hatta Adler'in çok güzel bir şeyi vardır, açıklaması vardır. İnsan der, aslında bir hayvani taraflarıyla, çünkü hepimizde vardır bu işte, yeme, tüm hayvanlarda ortak olan tarafımız ve cinsellik, insanın hayatına işte anlamlandırması, işte kendi bilincinin farklı olması da gerilimi yaşayan bir varlıktır. Yani burada bilincimizin farkında olmamız, düşüncemizin farkında olmamız insana Allah'ın bahşettiği çok güzel bir nitelik. Bu aynı zamanda
şeylerimizin de, içgüdülerimizin de farkında olmamızı gerektirmesi lazım. Hı hı. Yani ve onlarla ilişkimizi düzenlememiz lazım. İzzet Begoviç merhum kapitalizm ile sosyalizmi, bunun üzerinden biraz işte Hristiyanlığın sadece spiritüellik üzerine, katolik üzerinden onun üzerine kurulu olduğunu, Yahudiliğin biraz daha materyalizm üzerine kurulu olduğunu filan anlattıktan sonra İslam için diyor ki orta yol üçüncü yol diyor. Hı. Bakın içgüdüler İslamiyet reddetmiyor ama meşru ölçüler koyuyor. Evet. Ya, meşru ölçülerde bunu yaşayabiliriz. Bunun kuralları vardır. Yani cinselliğin de meşru ölçülerde kuralları vardır. Yemek yemenin de meşru ölçülerde kuralları vardır. Evet. Efendim uyumanın da meşru ölçülerde kuralları vardır. Yani her şeyin, çalışmanın da ötekiyle ilişkinin de meşru ölçülerde kuralları vardır. Hı hı. O biz meşru ölçülerdeki kurallarımızı yakalayabilirsek merhum İzzet Begoviç'in işte o üçüncü yol dediği o yol, o adalet yolu aslında. Hı hı. O adalet de aslında denge. Evet. İtidal de oradan gelir. Adalet kelimesi de oradan. Hı hı. Vasatlığı da aslında Kur'an-ı Kerim'deki alimlerimiz oradan çıkarıyor. Şunu için söylüyorum. İnsan eğer her iki tarafı dengeleyebilirse, bu dengeli bir varlık olan bilişini, duyuşunu, davranışını dengeleyebilirse, kendisiyle öteki arasındaki ilişkileri dengeleyebilirse, iman, ibadet, ahlak bütünlüğünü sağlayabilirse, bence şöyle inanır, böyle inanır, bunlar normal şeyler. İnançlar biraz farklı olabilir, ameller biraz farklı olabilir. Peki hocam, son 2-3 dakikamız. Lütfen. Hem teşekkür ediyorum. Gerçekten en baştan beri konuyu güzelce alıp buraya getirdik. Ama son olarak bizlere söylemek istediğiniz bu noktada. Şimdi bu son söylediklerinizden de ben yine aslında dengeyle birlikte o yine en başta söylediğimiz hani Batı dünyasında o aklı merkeze alan inanca ya da o yönelişe karşı aslında yine hep doğuda bizlerde olan o aklın kalple birlikte başta değindiğiniz denge, vicdan çok önemlidir. Yine bunlarla ilişkileniyor. Aslında en baştan beri söylediğimiz. Sanıyorum ki bu dengeye geldiğimiz an hangi çağ olursa olsun. Evet, harika. Değil mi? Tabii. Buyurun hocam, lütfen son cümle. Hangi çağ olursa olsun eğer biz bu dengeyi yaşarsak, bulabilirsek sorunların üstesinden gelebiliriz. Hı-hı. Vicdan dediniz, aklıma gönül geldi. Ya. Muhteşem bir kelimemizdi. Ya. Ve bizim kültüre has bir kelime. Ya Batı dillerinde falan ben çok aradım, bulamadım. Kısmen Arapçadaki fuat uyar uymaz öyle bir şey var. Gönül derken neyi kastediyoruz? Evet. Yunus Emre'nin işte. Gönül çalabın tahtı, çalap gönüle baktı. İki cihan bedbahtı, kim gönül yıkar ise. Bakın hala ötekiyle ilişkisine nasıl, kurulu bakın. Nasıl muazzam. Muazzam bir şey bakın. Tanımlıyor. Çünkü evet. Kırmayacaksın bakın. Kalbini kırmayacaksın. Evet. Çünkü yere göre sığmayan gönlümüze, kalbimize sığıyor. Evet. Bak müthiş bir şey bu. Ve sen eşrefi mahlukatsan tabii, o da eşrefi mahlukat. Tabii. O ilişkiyi de yaradandan ötürü de dediği gibi. Yani aslında hakikaten biz geleneğimize baktığımızda tüm bunları, tüm tabii, bu muhteşem isimleri geleneğimiz başlığı altında tutarsak döndüğümüzde gerçekten o bahsettiğiniz o közler, hepsinin nasıl toza alınmış közler olarak durduklarını görüyoruz inşallah. Onlarla olan irtibatımız da artsın. İnşallah. Yeniden o közlere ulaşarak, tozları silerek sizin de tekrar tekrar altını çizdiğiniz gibi dengeye gelebilelim diyorum ben. Buyurun son cümlenizi rica ediyorum hocam. İnsan psikolojik olarak farklı etkilerin altında kalabilir. Bu gayet doğaldır. Hı hı. Ama psikolojinin bize söylediği bir şey var. Yani psikolojik etki bak burada da var. Hı hı. Bizim şeyde var. Ne diyoruz biz bu? Sloganlarımız arasında. Psikolojik etkilerimiz var. Evet. Bu etkileri biz nasıl yaşayacağız? Evet. İki kavramla. Bir normatif etki, bir de enformatif etki. Normatif etki şu. Yani içinde bulunduğunuz grupta, hı hı, o grubun kurallarına uyuyorsunuz, çıkınca uymuyorsunuz. Evet. Aslında çok sağlıklı bir anlayış değil. Hı hı. Enformatif etki dediğimiz etki ise şuurlu. Yani ben neredeysem öyle davranıyorum. Evet. Hatalarım varsa açık oluyorum. Hı hı. Ama insanlarımıza da bir küçük öneriyle bitirelim. Buyurun.
birbirimizi eleştirirken grup içinde eleştirmeyelim. Yeah. Grup içinde eleştiri tepki çeker. Hı-hı. Onun da izzeti nefsi var. Kırılır, üzülür, belki öfkelenir, hı-hı, şey yapar. Onları yalnızken, bu İslam ahlakının da ilmün nefs kitaplarının da eski geleneğimizde onların da çok vurguladığı bir şey. Hı-hı. Onu baş başa alıp bireyi değil, yani sen böyle yapıyorsun, kötüsün şeyin değil, onu muazzez kılıp, hı-hı, onu iyi kılıp o davranıştan rahatsız olduğumuzu bildirmek şeklinde yapalım. Peki. Asım Hocam çok teşekkür ediyorum. Bugün bizimle birlikte olduğunuz, kıymetli bilgiler verdiğiniz, ağzınıza sağlık. Biz teşekkür ederiz. Fırsat verdiniz. Sağ olasınız. Evet kıymetli izleyenler, bir yayınımızı daha böylelikle tamamlamış olduk. Haftaya tekraren görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.